Reklama başlamadan önce hemen kanserin belirtilerini soruyordum hocam. İsterseniz kaldığımız yerden devam ederim. Teşekkür ederim. Kanser tabii 200 farklı hastalık, tüm organlarımızı, sistemlerimizi ilgilendiren bir hastalık. Dolayısıyla belirtiler çok farklı olabiliyor. Mesela bir beyin kanserinde bir kuvvet kaybı, bir felç durumu, bir konuşma bozukluğu, bir baş ağrısıyla karşımıza çıkabiliyor. Bir nöbet durumu olabiliyor veya bir meme kanserinde meme başında bir çekilme, akıntı, kanama, memede bir sertlik, kitle veya koltuk altında bir beze ile karşımıza çıkabiliyor. Bir akciğer kanserinde öksürük, göğüs ağrısı, bazen kan tükürme şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bir mide kanserinde halsizlik, kilo kaybı, yine kanamayla karşımıza çıkabiliyor. Kolon kanserinde yine kilo kaybı, halsizlik, kanamayla karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla hangi organımızı ile ilgili ise kanserimiz, o organımız, o sistemimizle ilgili bulgular daha çok ön planda oluyor. Bazen de hastalarımız birkaç hafta öncesine kadar hiçbir belirtisi yoktu hocam diyor. Birdenbire böyle bir hastalığa yakalandı, nasıl oldu, hiç bulgu vermedi diyebiliyorlar. Gerçekten de bazen herhangi bir bulgu vermeden de kansere yakalanabiliyoruz. Dolayısıyla da kanserle ilişkili olduğumuz özellikle alarm verici bulgular, nedeni açıklanamayan kilo kayıpları, nedeni açıklanamayan kanamalar, kansızlık durumları mutlaka bize kanseri akla getirmeli. Bu gibi durumlarda mutlaka doktorumuza başvurmalıyız. Tabii aslında bizim amacımız, öncelikli amacımız hiç kansere yakalanmamak. Mümkünse kanser yapacak nedenleri ortadan kaldırmak. Ama bunu yapamıyorsak en azından kanseri erken teşhis etmek. Yani aslında kanserlerin birçoğu bulgu verdiğinde, belirti verdiğinde biraz geç kalınmış oluyor. Aslında hiç bulgu belirti vermeden de kanserleri erken tarama programlarıyla yakalamak mümkün. Artık ülkemizde bu oturdu. Yaklaşık belki 10 yıldan fazla bir zaman oldu. Ulusal kanser tarama programları başladı. Ve KETEM'lerde, her ilimizde KETEM'lerde kanser tarama programları yapılıyor. Bunu özellikle meme kanseri için 50 yaşından sonra her yıl veya 2 yılda bir klinik muayene ve mamografi ile yapılabilir. Yine serviks kanseri, rahim ağzı kanseri için tarama programları yapılabilir. Özellikle 30 yaşından sonra her 5 yılda bir. Yine kolon kanseri için yine 50 yaşından sonra her 10 yılda bir kolonoskopi şeklinde tarama programları yapılabilir. Biz aslında sağlıklı bireyleri 50 yaşından sonra mutlaka kanser tarama programları için KETEM'lere gitmesini öneriyoruz. Eğer KETEM'e ulaşamıyorsa bile herhangi gidebileceği, başvurabileceği bir aile hekimi veya bir aile uzmanı da bu gerekli kanser tarama testlerini önerebilir. Dolayısıyla erken teşhis hayat kurtarır. Ama bazı kanserlerde erken teşhis ne yazık ki çok mümkün olamıyor. Bu da tabii şu an için günümüzde böyle ama gelecekte belki daha iyi testlerle kanseri daha erken teşhis etmek, bir kan testiyle belki bunu, bir DNA ile dolaşan tümör DNA'ları veya tümör hücreleriyle kanseri daha erken teşhis etmek mümkün olacak. Dolayısıyla da gelecekte farklı kanser erken tarama testleri olabilir ama şu an için günümüzde özellikle 50 yaşından sonra mutlaka kolon kanseri ve meme kanseri için tarama programlarına gitmek gerekiyor. Bunun dışında tabii ailevi kanseri olanlar, yani onlar da biraz daha farklı, daha erken yaşlarda kanser için erken tarama programlarının başlatılması gerekiyor. Bunun için de ailesinde kanseri olanlar, birinci derece akrabası da kanser olanlar yine kanser tarama programlarının yapıldığı KETEM'lerde yine aile hekimleriyle veya aile uzmanları veya onkologlarla görüşerek kanser taramalarını
yaptırabilirler. Bu çok önemli bir nokta oldu. Yani izleyicilerimize buradan verdiğiniz mesajla taramaların önemi bir kere daha hani söylenmiş evet. oldu. Belki bir ihmal hocam, bilmiyorum neden hani gidilmediğini. Biraz da bazen de korku hani nasıl evet. yaptıracağım diye. Belki birazcık da ondan bahsedebilirsiniz. Hani kolay olaylar, örneğin yani kolon kanseri değil mi? Bunlar aslında biraz taraması. Korku tabii. Korku iki korku türlü. Oluyor, bir tetkik nasıl yaptırırım korkusu var. Bir de tabii insanlar doğal olarak kötü bir şeyle yüz yüze gelmek ve karşılaşmak istemiyor. Biz tabii ki hiçbirimizde veya hiç kimse kendisinde böyle bir hastalığı kendisine yakıştırmak istemiyor. Bu doğal bir şey ama bunu biz tabii ki mutlaka bilgilendirmemiz lazım. Bu konuda alert olmamız lazım. Yapılan tarama testleri asla zor, hastaya zarar veren testler değil. Dolayısıyla çok kolay testler bu tarama testleri. Bir kere kolonoskopi yaptırmış olmak bir 10 yıl bu testi tekrar yaptırmayı gerektirmiyor. Bir 10 yıl en azından bu hastalıktan emin olabiliyorsunuz. Yine mamografiyi senede bir veya 2 senede bir yaptırabilirsiniz. Burada da herhangi bir sıkıntı olan bir test değil. Dolayısıyla ben sağlıklı bireyleri de tarama programlarına katılmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz bu mesajınız için özellikle. Tabii tanı süreci mutlaka zordur. Çok uzuyordur, fark eder. Evet. Fakat tedavi süreci çok daha fazla dikkat çeker. Tedavi yöntemleri olarak genellikle neler kullanılıyor? Evet. Tabii bazen tanı koymakta zorluk çekilebiliyor. Hı-hı. Çünkü karşımızda bir hastalık yok. 200 farklı hastalık var. Bu bazen uzayabiliyor. Bazen bu hastalarımızı da rahatsız Kesinlikle. Edebiliyor. Ama biz tabii doğru tanıyı doğru koymalıyız. Eğer tanıyı doğru koyamazsak tedavi basamağımızda yanlış olur. Çünkü tedavi tamamen tanıyla ilişkili. 200 farklı hastalığın 200 farklı çeşit tedavisi var. Ve dolayısıyla biz bu tedavi seçimini de hastaya göre hem de hastalığına göre İkisini de birlikte değerlendirmek zorundayız. Tabii tedavide, kanser tedavisinde şu an için öncelikli tedavi cerrahi. Aslında birçok kanserde cerrahi tedavinin hala ön planda olduğunu görüyoruz. Bugün için erken teşhiste akciğer kanserinde cerrahi tedavi, meme kanserinde cerrahi tedavi, kolon kanserinde, mide kanserinde cerrahi tedavilerin esas tedaviler olduğunu görüyoruz. Cerrahi tedavi öncesinde veya cerrahi tedavi şansı yoksa veya cerrahi tedavi sonrası yine hastayı korumak amaçlı tedaviler yapabiliyoruz. Bu tedavileri de yine kemoterapi şeklinde yapabiliyoruz. Uygun hastalarda meme kanserinde olduğu gibi hormonal tedaviler yapabiliyoruz. Değişik biyolojik ajanlarla artık günümüzde kanser tedavisi sadece kemoterapiyle sınırlı değil. Tabii kemoterapi deyince birçok yan etkisi var ve tedavi alanlar bilir. Gerçekten zor tedavilerdir. Ama artık kemoterapi dışında başka bir takım biyolojik tedaviler de gündemde ve bunlar da şu anda ülkemizde mevcut ve biz de bunları kullanıyoruz. Bu biyolojik tedaviler kemoterapiden çok daha farklı bir yan etki spektrumuna sahip ve bu tedavilerle de bazen kemoterapiden cevap alamadığımız hastalıklarda kemoterapi dışında bu biyolojik tedavilerle, yani hedefe yönelik tedavilerle veya halk arasında akıllı ilaçlarla hastaları tedavi edebiliyoruz. Bunun dışında son yıllarda artık immünoterapiler de gündeme geldi kanserde. Çünkü kanser vücudun direncini de, vücudun savunma sistemini de zayıflatan bir hastalık. Bunu çoğalmak için yapıyor ve vücudun savunma sistemini zayıflattığı zaman vücudumuzda mikroplarla savaşan, aynı zamanda kanserle savaşan hücrelerimiz, T hücrelerimiz, bunlar bir baskı altında, bir süpresyon diyoruz biz buna, immün süpresyon altında. Dolayısıyla bu immün süpresyonu ortadan kaldıran, bu baskıyı ortadan kaldıran yeni ilaçlar geliştirilmiş durumda. Bunlar da hastalarımıza umut veriyor. Tabii bu tedavilerle biz, bütün bu tedavilerle kanserin %50'sinden fazlasında gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ama hala daha kanser tedavisinde çok daha fazla yol almamız gerekiyor. Çünkü hala daha kanserin ilerlemiş, metastaz yapmış kanser ölümcül bir hastalık. Dolayısıyla da bu konuda klinik araştırmalar ve çalışmalar bizim merkezimizde de dünyada da
en fazla üzerinde durulan, ilaç araştırmalarının en fazla yapıldığı alan aslında kanser ve onkoloji. Bu da sürekli kanserle ilgili yeni ilaçların her yıl gündeme gelmesi, piyasaya çıkmasına sebep oluyor. Tabii her bir ilaç aslında bir katkı sağlıyor ama bunlar tamamen bir mucize de değil. Her hastaya da maalesef faydalı değil. Dolayısıyla da bizim bu ilaçları, tedavi olanaklarını hastalarımıza sunmak için bu çalışmaları yapmamız ve yeni ilaçlar geliştirmemiz gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var. Türkiye'de de kanser ilaçlarının, bu yeni ilaçların Türkiye'de de üretilmesi için çalışmalar var. Yine Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK tarafından bu konuda da çalışmalar var. Yakın bir gelecekte Türkiye'de de belki yeni kanser ilaçları hastalarımızın hizmetine sunulacak. Çok sevindirici bir nokta. Evet. Şimdi onu konuştum. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor çok özellikle. Güzel. Hocam burada hemen bir de korkulan bir nokta. Hani kemoterapiye başlayacağım veya ilaç tedavisi alacağım ama bu bitmez. Bu çok uzun sürer şeklinde. Tabii toplumda tabii bir inanış bunu, var. Tabii çok iyi anlatmak şeyle gerekiyor. Hı-hı. Tabii hastaların hepsi bitmeyen tedaviyle almıyor aslında. Biz Hı-hı. bunları hastalarımıza söylüyoruz. İşte bir 6 ay tedavi alacaksın, 4 ay tedavi alacaksın. Tabii bu yapacağımız tedavi, eğer bir koruyucu tedavi ise bunun genelde bir süresi oluyor kemoterapi için. Ama metastatik bir hastada, eğer hastalığı sadece bulunduğu yerde değil, başka organlara da dağılmışsa, bu durumda tabii tedavi biraz daha uzun sürüyor. Ama burada da hastalara biz genelde tedavi aralarında dinlenme periyotları vererek tedavilerle ilgili yan etkileri, şikayetleri azaltmak amacıyla hastalara böyle süreler tanıyoruz. Tabii sürekli kemoterapi aslında biz onkologların da çok fazla tercih etmediği bir durum. Tabii onkoloji de giderek değişiyor. Yani bundan 10 sene önceki olanaklarımız, tedavi olanaklarımızla şu anki elimizde olan olanaklar çok daha farklı. Hı hı. Dolayısıyla her sene dediğim gibi yeni ilaçlarla birlikte biz bu hastalarımızı tedavi olanaklarını arttırıyoruz. Ve yeni ilaçlar genelde eski ilaçlara göre çoğu zaman yan etkileri daha tolerable olan, daha az yan etkisi olan ilaçlar oluyor çoğunlukla. Bu açıdan yakın gelecekte umarım daha yeni ilaçlarla hastalarımızın hizmetinde olacağız. Mehmet Hocam, şimdi ben tedavileri söyleyince tabii ki tıbbi onkolojideki tedavilerden bahsetti kanser hastaları için. Peki Meryem Hocam, sizin kliniğinizde ne tür tedaviler uyguluyorsunuz? Evet, hocamın da bahsettiği gibi kanser tedavisi bir multidisipliner yaklaşım gerektiren bir tedavi yöntemi. Burada cerrahi, kemoterapi ve onlar kadar da etkili olan radyoterapi kullanılmakta. Biz radyoterapi ne zaman kullanıyoruz? Küratif tedavi dediğimiz primer hastalığın tedavisinde, cerrahi öncesinde kitle çok büyükse kitleyi küçültmek amaçlı ya da hasta cerrahi olduktan sonra kalan gözle görülmeyen hücreleri yok etmek amaçlı o cerrahi olan bölgeye lokal tedavi dediğimiz tedavi yöntemi olarak kullanabilmekteyiz radyoterapiyi. Yine kemoterapi ile eş zamanlı olarak hem radyoterapinin etkinliğini artırmak amaçlı kemoterapi ile eş zamanlı olarak radyoterapi uygulamaktayız. Bir de palyatif tedavi dediğimiz metastaz yapmış, başka organlara sıçramış hastalığı olan hastalarda ağrıları rahatlatmak, bası etkisi varsa o kitlenin bası etkisini azaltmak, kitleleri mümkün olduğu kadar küçültüp hastanın şikayetlerini rahatlatmak amaçla radyoterapi etkin bir şekilde kullanılmakta. Peki radyoterapi sadece kanser hastalarına mı uygulanır? Radyoterapi çoğunlukla kanser hastalarına uygulanabilmekle birlikte kanser olmayan bazı iyi huylu dediğimiz dokularda yine bulunduğu bölgeye göre bası yapabilen dokulara yine onu küçültmek ya da yok edebilmek amaçlı yine cerrahiyle eş zamanlı ya da sonrasında ya da cerrahi hiç yapılamayan hastalarda uygulanabilmekte. Yine bazı hastalarda çok iyi huylu olmasına rağmen ameliyat sonrası kontraktür gelişmesinin
diye uyguladığımız acil radyoterapi tekniklerimiz var. Yine ciltte bazen çok uzun geçmeyen scar dediğimiz yara iyileşmeleri sonrası kalan dokuların tedavisinde kozmetik sonuçlar amaçlı da radyoterapi uygulanabilmekte. Bu radyoterapi sürecince hastalara bir şeyler öneriyor musunuz? Yani şunları yapın, şunları yapmayın gibi dikkat etmeleri gereken mutlaka şeyler var mı? Mutlaka radyoterapi başlamadan ilk hasta polikliniğe ilk geldiği andan itibaren radyoterapi hakkında mutlaka bilgilendirmeli. Çünkü hastayı biz öncelikle uyum sağlamak zorundayız. Hasta bize inanır, ne kadar inanır, ne kadar güvenirse tedavisine de o kadar hem sahip çıkıyor hem de devamlılığı geliyor. Bu nedenle biz hastalarımıza mutlaka tedavi öncesinde nereye, ne kadar ışın vereceğimiz, ne yapacağımız, bu tedavinin gerekliliği hakkında bilgi vermekteyiz. Tedavi süresince de mutlaka hastalar en az haftada bir olmak üzere bir uzman hekim tarafından görülmekte. Yine tedaviye bağlı olabilecek yan etkilerin takibinde rutin tetkikler, takipler yapılmakta. Hastalara olası olabilecek yan etkiler, bunun ne zaman başlayacağı, nelerini yapılabileceği, en başta söylenmekte ve herhangi bir yan etki geliştiğinde de mutlaka müdahale edilmekte. Burada hani yan etki demişken değil mi, toplumda korkulan bir nokta, radyoterapi acıtır, radyoterapi yakar. Hani buna hiç mi başlamasam? Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Evet, toplumumuzda maalesef daha çok yanlış bilinen bir bilgi. Radyoterapinin yaktığı ya da çok yan etkilerinin olduğu. Öncelikle radyoterapi lokal bir tedavi, bölgesel bir tedavi. Tümör dokusunun kendisine hedef alan ya da tümör dokusu yoksa bile tümör yatağını hedef alan, biraz önce de bahsettiğim gibi gözle görülmeyen hücreleri yok etmek amaçlı yapılan lokal bir tedavi. Dolayısıyla radyoterapi dışarıdan ışın verdiğimiz için tümör bölgesine ulaşılsaya kadar en çok görülen yan etki nedeni de ciltte oluşan yan etkiler. Örneğin meme hastalarında, ciltte oluşabilecek ya katlantı bölgelerinde oluşabilecek yan etkiler, bunlar halkımız çok, yani hastalarımızı çok korkutmakta. Evet, ciltte renk değişikliği, kızarıklık, koyulaşma, bazen çok az da olsa birinci, ikinci derece yanıklar olabilmekte. Ama her tedavinin yararı olduğu gibi bazı katlanılabilecek yan etkileri de olabilmekte. Ama bu kesinlikle tedavi edilmeyecek, yanık boyutuna gelecek yan etkiler olmamakta. Çok nadir görülür bu tür yan etkiler. Biz hastalarda ufacık bir renk değişikliği bile görsek hemen müdahale edilmekte. Koruyucu kremler ya da herhangi bir tedavi yöntemiyle hastalara yardımcı olmaktayız. Bu nedenle radyoterapi korkulacak bir tedavi yöntemi değildir diye özetleyebiliriz. Bunu söylemişken siz bir korkulan noktada ya da işte kafada böyle herhalde soru işaretleri olan bir konu diyeyim. Sağlam dokulara zarar veriyor mu radyoterapi? Evet. Radyoterapinin primer amacı mümkün olduğu kadar tümör dokusunu hedeflerken bunun yanında mümkün olduğu kadar da normal dokuyu koruyabilmektir. Bunun için bu amaçla da zaten radyoterapinin tarihsel genişimine baktığımızda sürekli bir gelişim içinde ne kadar normal dokuyu koruyarak hedef hücreye yönelebiliriz. Bunlar hala gelişebilen, hala birçok teknolojik yöntemlerle üzerinde çalışılan bir konu. Radyoterapide dediğim gibi primer kitle hedeflenmekte, mümkün olduğu kadar çevre dokular korunmakta ve çevre dokular korunurken de her organın alacağı doz limit, mutlaka her organ bir miktar doz almakta. Ama bunlar kılavuzlarda belirtildiği şekilde her organın alacağı doz sınırlarını aşmayacak şekilde bilgisayar programlarıyla radyoterapi planlamaları yapılmakta ve hastalar en iyi şekilde tedaviye alınmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle de biz bazen hastalarımız geldiği ilk gün radyoterapiye başlamak isteyebiliyorlar. Bizim hastalara verdiğimiz en erken 3-4 günlük bir ara, yani tedaviye başlamak için gerekli süre bu amaçla. Mümkün olduğu kadar tümör dokusunu hedeflerken etraf dokulara en az dozu verebilmek amaçlı planlar yapıyoruz. Bu nedenle hemen başlayamayabiliyoruz radyoterapiye. Bu da hastalarımızı endişelendirmesin çünkü her şey onların en iyi sonucu elde edebilmesi için yapılmakta. Çok teşekkür ediyorum. Yine konuşmaya devam edeceğiz tedavideki son teknolojileri. Şimdi bir reklam arası.